Beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süre oldu. Uzun bir süre oldu çünkü işte finaller olsun, genel hayatın düzeni olsun uzun bir süre geçti ve bu süreçte tabii ki de benim hayatımda olumsuz şeylerin sayısı maalesef ki olumlara göre daha fazla olur. Evet, uzun süre sonra hoş geldiniz tekrardan. Bugün bahsedeceğim konu başlıkta YouTube başlığında veya podcast kısmının başında göreceğiniz gibi bahsetmek istediğim şey her başarı aslında başarı mıdır? Ya da başarı bir başarıyı elde etme yolunda alınan bütün yapılan bütün kararlar ya da alınan bütün neler kararlar yine alınan kararlar yapılan kararlar verilen fedakarlıklar gerçekten o başarıyı elde ettiğimizde yolun sonunda o başarının değerini korumasını sağlar mı? Ya da o başarı hala başarı olarak kalır mı? Aslında bugün konuşmak istediğim ve muhabbet etmek istediğim konu bu. Şimdi şöyle ki bir kişi düşünün. Bu X kişisinin bir hedefi var. Ve bu hedef yolunda çok fazla emek veriyor. Saatlerini veriyor. Uykusundan kısıyor. Sağlık düzenini bozuyor. Uyku düzeni zaten hani zaman içerisinde bozuluyor. Kendisine bakmıyor. Sosyal hayatını belli bir oranda düşürüyor ve psikolojisini artı akıl sağlığını büyük bir oranda etkiliyor. Ve bunun sonucunda kişi istediği hedefe ulaşıyor. Bu herhangi bir sınav olabilir, herhangi bir şirket hedefi olabilir. Şirkete girme konusundaki hedef olabilir. Kendini geliştirme konusundaki bir hedef olabilir. Bu hedefi elde etme yolunda bir emek veriyor ve bu çok yoğun bir emek veriyor ve bu emek sonucunda o istediği şeyi yapıyor, istediği amaca varıyor. Fakat şöyle bir gerçek var. Bu amaca ulaşma yolunda ya da bu amacı elde etme yolunda kendi sağlığından fedakarlık veriyor ve şöyle bir gerçek var ki maalesef ki böyle bir gerçek var. Biz insanoğlu olarak aslında tamam evrenin son kademesindeki varlıklarız ancak baktığımız zaman aslında o kadar da gelişmiş, o kadar da üst düzey bir vücudumuz yok. Hani baktığımız zaman tamam ki minik şeylere karşı bir hani mekanizmamız, savunma mekanizmamız var ama hani en basitinden korona bile birçok insanın ölümüne sebep oldu ki korona çok minik bir şey yani anladınız mı? Hani bu açıdan bakarsak insan denilen varlık bir sanat eseri evet. Bir sanatçıdan çıkma bir sanat eseri ancak her sanatın olduğu gibi insanın da insan denilen varlığında bir eksik tarafı, zayıf tarafı var. Ve bu anlamda sağlık denilen şeyi kaybetmek maalesef ki bizde çok da geri dönüşü olan bir şey olmuyor birçok canlıda olduğu gibi. Aslında bizde de daha en azından olan fark edilmese bile ilerleyen süreçlerde vücudun daha zayıfladığı yaşlandığımız dönemlerde vücudumuz artık kendini o kadar iyi savunamadığı veya o kadar yenilenemediğimiz hücresel anlamda dönemlerde bu başarıyı elde etme yolunda fedakarlık yaptığımız sağlığımızı bir anlamda fedakar ettiğimiz ya da yitirdiğimiz belli bir oranda yitirdiğimiz akıl sağlığımız veya genel sağlığımızı her ne kadar başarı elde etmiş olsak da ilerleyen süreçlerde erken ölmemize veya çok acı çekmemize sebep olabilir. Bu anlamda kişi X kişisi hedefine ulaştı ama ömrünü kısalttı. Asla geri alamayacağı bir şey fedakar etti. Sağlığını ve aslında ilerleyen süreçlerdeki, gelecekteki zamanını. Yani aslına bakarsak yaşam süresini, zamanını fedakar etti ki bu çok çok ciddi bir şey yani baktığımız zaman. Ama şöyle bir söylem de vardır. Hani bu tabii ortalama bir insan hani ortalamalar alınarak söylenen bir şey. 9 ay bir insanın hayatının %1'lik bir kısmıdır diye. Gerçi bu kişinin hani burada şey vermedik tabii ki de hani şu kadar süre çalıştı tarzında bir söylem bulunmadık. Ancak yine de baktığımız zaman kişi 9 ay çalışsa bile hayatını %1'lik tamam mı? %1'lik denilen falan gibi geliyor aslında ama buradaki olay hani zamandan öte, zamanı vermekten öte fedakarlık yaptığımız şeyler ne kadar büyük olursa olsun başarı gerçekten başarı mıdır? Olay bu. Aslında bugün söylemek istediğim nokta bu. Burada ilk başta bir hani anlatmak istedim o örnek üzerinden ne olduğunu. Örnek üzerinden gideceğim için artı olarak
örneği anlatmak istedim size. Ben şahsi fikirlerimi belirteceğim. Sizden de lütfen fikirlerinizi belirtmenizi, yani en azından bu konu hakkında böyle bir brainstorm yapmanızı rica ediyorum. Bu anlamda bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Artı beyni geliştiren bir şey, benim çok hoşuma gidiyor muhabbet etmek insanlarla. Herhangi bir konuda olabilir. Bu anlamda yorumlarınızı da belirtebilirsiniz Spotify'dan dinleyenler için. Açıklamalar kısmına zaten bırakıyorum YouTube linkini, ilgili podcast'ın. YouTube'dan dinleyenler için de aynı şekilde açıklamalar kısmında Spotify podcast'ine bırakıyorum. Yüklendikten sonra bırakıyorum tabii Spotify için. Yani Spotify'da dinlemek isterseniz de söylüyorum. İlk başta YouTube'a yüklemem gerekiyor çünkü. Şöyle ki, bence şahsi fikrim, bunun hedefin büyüklüğüyle alakalı bir durum. Şöyle ki, bu anlamda öyle hep sorulan bir şey vardır. İşte 30 yıl yaşayacaksın, artı 30 yıl yaşayacaksın ama mutsuz olacaksın. Veya işte eksi 10 yıl yaşayacaksın ama mutlu, ya da eksi 30 yıl yaşayacaksın ama mutlu olacaksın. Yani kısa yaşayacaksın ama mutlu yaşayacaksın. Uzun yaşayacaksın ama kötü yaşayacaksın, ya da mutsuz yaşayacaksın gibi bir soru vardır. Aslında bu soruyla benzer bir soru, bir fikir muhabbeti bu. Şöyle ki, ben kısa ama mutlu yaşamayı tercih ederim. Bu anlamda baktığımız zaman, çünkü uzun yaşadığımız zaman artık bir yerden sonra dünyayı tüketmeye başlıyoruz. Tabii hani iş uzaysal boyutlara taşınırsa, gezegenler boyutuna taşınırsa belki de uzun yaşamak daha mantıklı bir tercih olacaktır. Ancak şu andaki boyuta düşünürsek, uzun yaşadıktan sonra, belli bir süre yaşadıktan sonra artık zaten dünyanın tamamını görmüş olacaksın. Yani kısa da görmeyeceksin ama çok mutlu yaşayacaksın o kısa sürece. Böyle de güzel bir şekilde hatırlayacaksın. Belki az deneyim elde edeceksin ama elde ettiğin deneyimlerin hepsi pozitif olacak. Belki nesillerine kötü deneyimlerini aktaramayacaksın ki onlar da aynı şeyleri yaşamasın diye. Bazı deneyimlerini aktaramayacaksın. Belki de onlar aktaramadığın deneyimler yüzünden bazı kötü şeyleri yaşamak zorunda kalacaklar. Çünkü deneyimsizler bu konuda ve onlara bir bilgi, bir aktarımı olan da olmadığı için bunları yaşamak zorunda kalacak. Ama kendi açından bakarsan, ki ben bunu bencillik olarak tanımlamıyorum. Herkesin kendini birazcık düşünmesi lazım. Kendini düşünmek önemli bir şeydir. Dozajını aşarsan bencilliğe kayar, ya da sadece, daha doğrusu sadece kendini düşünürsen, başkalarına hiç düşünmezsen, bu olay bencillik oluyor zaten. Ama kendini dozajında düşünmek bencillik olarak sayılmamalı. Sayılması saçma geliyor açıkçası bana. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda. Ama benim şahsi fikrim bu şekilde. Durum şu ki, bu başarıyı, dediğim gibi, ben kısa ve mutlu yaşamayı tercih ederim. Bu anlamda başarının büyüklüğü ya da başarının benim için önemi ne göre? Ki burada örnek verdiğimiz şey, çok çok başardığın zaman çok mutlu olacaksın ya da senin için çok önemli olan bir başarı olduğunu düşünerek yorumlamak gerekirse, ben açıkçası sağlığımdan birazcık, sağlığımdan birazcık fedakarlık vermeyi, başarının o bendeki etkisini düşünmediğini düşünüyorum. Çünkü yani o başarıyı elde ettiğimdeki tatminkarlık hissiyatını açıkçası uzun yaşamaya ya da hayatımın, sağlığımın belli bir oranda bozulmasını muhtemelen tercih ederim. Çünkü onu elde ettiğimdeki tatminkarlık seviyesi, yani bir şey elde ettiğimde ya da bir şey öğrendiğimdeki, şahsi fikirler doğrultusunda söylüyorum, benim bir şeyi öğrendiğimdeki ya da bir şeyi elde ettiğimdeki ya da kendimi bir konuda geliştirdiğimdeki aldığım tatminkarlık seviyesi, birçok şeydeki tatminkarlık seviyesinden daha çok zevk almamı sağlıyor. Burada bir çok minik bir söylemek istiyorum. Şöyle bir muhabbet vardır. Çok fazla Türkiye'de çok fazla dönüyor bu. Abi, seksten bile mi daha çok seviyorsun? Evet abi, seksten bile daha çok zevk alıyorum bir şey öğrenmekten. Bir şeylere kendimi katmaktan daha çok. Ve seksten daha çok zevk alıyorum. Çünkü bir kişinin kendine bir şeyler katması uzun süreçli bir tatminkarlık sürecine sebep olur ki işte. Ancak diğer türlü kısa süreçli, kişiye bağlı, 1 saat, 2 saat, neyse artık, ya da ne kadar, yarım saat falan, neyse. Kısa süreli bir tatminkarlık olayı vardır ama kişinin kendine bir şeyler katması, bunu kullanması veya kullanmaması fark etmez. Kullanması durumunda daha da uzun oluyor. Uzun süreci bir tatminkarlık hissiyatı kişide yaratacaktır ve bu da şahsi fikirler doğrultusunda söylüyorum, dediğim gibi. Benim açıkçası daha çok zevk almamı sağlıyor. Kendime bir şeyler katmak,
kendimi geliştirmek kesinlikle daha çok zevk aldığım bir şey. Her şeyden daha çok zevk aldığım bir şey. Dolayısıyla bu örnekte de bir hedefe başarmak ve bu hedef doğrultusunda ne kadar önemli olsa da büyük fedakarlıklar vermek. O hedefe ulaştığım zamanki aldığım tatminkarlık seviyesinin çok uzun süre gerçekliğini koruyacağı veya varlığını koruyacağı gerçeğini değiştirmiyor. Bu sebepten ötürü büyük kayıplar veya büyük fedakarlıklar verilse bile sonunda elde edilen büyük tatminkarlıklar bu büyük fedakarlıkların görmezden gelinmesine veya okey oldu ama yapacak bir şey yok denilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla şahsi fikirler doğrultusunda bence yapılan da bu amaca ulaşmak yolunda alınan bu tür fedakarlıklar başarıyı azaltmıyor. Aksine o başarının daha da değerli olmasını sağlıyor. Çünkü çok fazla şey kaybetmişiz ve bunun sonucunda bir şey elde etmişiz ve bu elde ettiğimiz şey onu daha değerli kılmakta. Tatminkarlık olası seviyesi olarak daha tatminkar hissetmemizi sağlamakta diye düşünüyorum. Dediğim gibi lütfen bu konudaki fikirlerinizi belirtin. Benim bu konudaki fikrim bu şekilde. Uzun bir süredir yoktum dedim bir finaller falan filan muhabbettir ve hayatım birazcık karışık olduğu için bu aralar maalesef ki kötü anlamda karışık olduğu için çok fazla şey var. Bu anlamda podcast çekemedim uzun süredir ya da muhabbet edemedim sizinle. Bu anlamda maalesef kanal birazcık öldü gibi oldu YouTube için. Hani Spotify için yani işte. Ama hani ara tatildeyiz. Yine ara dönemlerde bu tarz şeyler yapmayı düşünüyorum. Ki arka arkaya yapar mıyım bilmiyorum ama arka arkaya yaparsam da podcastler gelecek. O şekilde bir durum söz konusu. Aklımda olan birkaç tane fikir var. Onlarla da alakalı podcastları çekip zamanla veya hepsini birden yüklerim bilmiyorum. Onu artık duruma göre bakacağız. Genel olarak bu konuda söylemek istediklerim bu şekilde. Umarım ki hayatınız iyi gidiyordur. Umarım ki keyifleriniz yerinizdedir efendim. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı lütfen belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.